66. İkinci cilt 16. mektup. Bu mektup Bediüddin Seharen Puri'ye yazılmış olup kabir hayatını ve taun sevabını bildirmektedir. Allahü Teala'ya hamdolsun. Onun seçtiği iyi insanlara selam olsun. Kıymetli mektubunuz geldi. O taraflarda İki korkunç hadise başladığını, birinin taun yani veba hastalığı, ötekinin de kaht yani kıtlık gıda maddelerinin azlığı olduğunu yazıyorsunuz. Allahü Teala bizi ve sizi belalardan korusun, hepimize afiyet versin. Bu büyük sıkıntı arasında gece gündüz ibadet ve murakabe etmekteyiz. Kalbimiz her an onun iledir yazıyorsunuz. Bunu okuyunca Allahü Teala'ya ham deyledik. Böyle zamanlarda dört kulu çok okuyunuz. Yani kul ya yuhel kafirun ve kul huvallahu ve kul euzüleri okuyunuz. Cinnin ve insanların şerrinden korur. Erkeklerin kefeni üç parça olmak sünnettir sarık sarmak bid'at olur. Ahnâme denilen sual meleklerine verilecek cevapları ve dua ve istiğfar yazılı kağıdı kabre koymamalıdır. Mübarek yazıların, isimlerin meyyitin pislikleriyle karışmasına sebep olur ve İslamiyetin dört delilinden bir senet ile bildirilmemiştir. Maveraün ün Nehir. Aral Gölü'ne akan Seyhun ve Ceyhun nehirleri arasındaki şehirler alimleri böyle bir şey yapmamıştır. Meyyite kamis yerine bir alimin gömleğini giydirmek iyi olur. Şehitlerin kefenleri elbiseleridir. Silah yarası alarak ölen şehitler yıkanmaz ve kefenlenmez. Muharebede yara almadan ölen ve sulhda sari hastalık ve afetlerle ölenler şehit sevabı kazanırsa da bunlar yıkanır ve kefenlenir. Ebubekr Bekr Sıddık radıyallahu anh, beni bu iki çamaşırım ile kefenleyiniz buyurmuştu. Kabirdeki hayat bir bakımdan dünya hayatına benzediği için meyyit terakki eder, derecesi yükselir. Kabir hayatı insanlara göre değişir. Peygamberler aleyhisselam kabirlerinde namaz kılar buyuruldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesinde Musa aleyhisselam'ın kabri yanından geçerken mezarda namaz kılarken gördü. O anda göğe çıkınca Musa aleyhisselamı gökte gördü. Kabir hayatı şaşılacak bir şeydir. Bugünlerde merhum büyük oğlum Muhammed Sadık rahmetullahi aleyh dolayısıyla kabir hayatına bakarak şaşılacak gizli şeyler görülüyor. Bunlardan az bir şey bildirsem akıl ermez. Fitnelere karışıklığa sebep olur. Cennetin tavanı arştır. Fakat kabir de cennet bahçelerinden bir bahçedir. Akıl gözü bunu göremiyor. Kabirdeki şaşılacak şeyler başka bir gözle görülüyor. Evet, iman, inanmak nasıl olursa olsun azaptan kurtulmaya sebeptir. Fakat o güzel kelimenin, kelime-i tevhid hakdaha tarafından kabulü için dünyada İslamiyete uymak salih amelleri işlemek lazımdır. Ölmemek için veba hastalığı bulunan yerden kaçmak büyük günahtır. Muharebede düşman karşısından kaçmak gibidir. Veba bulunan yerden kaçmayıp sabreden kimse ölünce şehitlerin sevabına kavuşur. Kabir sıkıntısı çekmez. Sabreden kimse ölmezse gaziler sevabına kavuşur